Amin. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Allah ve bereketuhu. Bir şey demeye gerek var mı? Diyelim mi bir şey? Tarikatına sohbet fil hayri min cemiyat. Bir şey diyelim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Muhammed Nebiyullah. Aleyhissalatullah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Muhammed Resulullah. Aleyhissalatullah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Muhammed Habibullah. Aleyhi salatullah. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Amin. Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamber sünnetidir. Misvak. Unutma. Gerizekalılara bakma. Sakın ahmakları takip etme. Sonra ahmaklardan yazarlar seni. Peygamber sünnetine sıkı sıkı sarıl. Neyi biliyorsan hemen tut. Kim düşman? Peygamber sünnetine? Şeytan. Şeytanın ahbapları. İlk birinci düşmanlık onlardan gelir. Evet. Biz Osmanlıyız. Ve pek şanlıyız. Var mı başka söz bunun üzerine? İslam'ı birleştirecek olan Osmanlı'dır. Daha önce yaptığı gibi. Başka hiçbir şey birleştiremez. Hiçbir şey toparlayamaz. Osmanoğlu toparlar, sonra Hazreti Mehdi merasim ile teslim alır. Gerizekalılar çoğalmış bu zamanda. Çok akıllı, nefsinin hizmetinde olduğu için sol taraftan gerizekalı olmuş. Bilemiyor, anlayamıyor. Abık sabık konuşuyor. Neymiş efendim? Neyi toparlayacakmış? Türk İslam'mış. Türk İslam'ı toparlayacakmış. Çulsuz 10 tane Türk'ü toplayamazsın sen yan yana. Türkler öyle bir millet ki bir yerden bozuldu mu? Oho, duramazsın şimdi. Onun için bir de laik Türkler var şimdi. Dolmuş memleketin içerisi. Gözünü deve kuşu, gözünü toprağın içine sokmuş göremiyor. Hiç kapkaranlık ortalık. Oo, kimse beni görmüyor zaten bir de üstelik sonra. Ahmak olmuş. Kim ise bunu söyleyenler. Osmanlı toparlar. Başka biri toparlayamaz. Ne? Osmanoğlu bilmiyor muydu desin. Gayı Beyoğulları. Gayı Hanoğulları. Diyemez miydi? Osmanoğulları. Osmanlı. Nereden aldı o ismi de? Hazreti Osman Efendimiz aleyhisselam. Osman Efendimiz'den onun babası, atası onun için koymuş. Osman Bey gibi sen edepli ol. Evet. Onun üzerine Osmanoğlu İslam'ı toparlamış. Adalet üzerine. Hak hukuk üzerine toparlamış.
İslam Birliği yok muydu? Allah Allah. 1923'e kadar olan neydi? İslam Birliği değil miydi o? Ahmak herif. Kim İslam Birliği'ni bozan? Çok sevdiğiniz, baş tacı yaptığınız Deccal'ın vekillerinden biri. Tanımazsan söyleyeyim. Selanikli bozdu. Övüyorsun ahmak herif. Övüyorsun onu sen. Bu acayip bir hale girmiş bu zamandaki. Her tarafta alimim deyip, efendim ben hocayım, ben şeyhim, ben vekilim diyenler de çoğaldı. Bir de onlar da övüyor şimdi Selanikli'yi. Bir de saltanatın yıkılmasına yardım edenlerden bir tane vardı. Mehmet Akif Ersoy. O da yardımcı oldu ilk zamanlar. Fakat ne dedi sonra? 5-10 kafirin imanına kandık. Öyle bir uykuya daldık ki cehennemde uyandık. Allah Allah. 5-10 kafirin diyor imanına kandık. 5-10 tane kafir çıktı. İmanlı diye gösterdi. Biz onlara kandık. Koca sultana, Sultan Ulu Hakan Sultan Abdülhamit Han'a karşı geldik. Ona Kızıl Sultan dedik. Yaşasın cehennem zalimler için dedik. Onu diyenler de var. Ya. Ulu Hakan Sultan Abdülhamit Han. Vay çulsuzlar vay. Sen onu tahttan aldın da Allah aldı mı ya? Allah da mı aldı onu tahttan zannediyorsun sen? Ondan sonra da yeni bir Türk İslam kuralım diyor. Ne yapacağız biz şimdi Amerikalıları? Ya? Afrikalıları ne yapalım? Pakistanlıları ne yapacak? Hadi onları kandırırız. Biraz siz de Türk soyusunuz deriz de. Hintlilere ne yapacağız ya? Malezya, Endonezyalılar ne yapacağız biz? Bu milletleri ne yapacağız? Hadi bunları da yaptık da yeni Müslümanlar Avrupa'nın içerisinde. Onlara ne diyeceğiz ya? Onlarda da hala daha bir kibir var. Eskiden kalma kibir. Alman, Hollandalı, İngiliz. Türk İslam mı diyeceksin onlara da? İslam birliğini kuralım diyor. Ne ile kuracaksın? Baş kim? Baş nerede? Başsız mı kuracaksın? Yoksa baş sen misin gerizekalı ahmak? Ha sen işine bak. Ne diyorsun? Benim işim diyorsun sen. Meyhanedekilere, kerhanedekilere, bardakilere, pavyondakilere İslam'ı anlatmak. Sen o işe bak. O bir işlere karışma. Dilini de keserler, burnunu da keserler sonra. Sen oraya bak. Oraya baktığın sürece biz sana bir şey dedik mi? Bol bol gez. Kurtlarını dök orada. Bara gir, pavyona gir, göbek at, ben İslam tebliğ ederim de et bir şey değil. Sana söz söylemeyiz. Sakın bir daha kalkıp da ben bu millete çarşafı da sevdireceğim, dekoltayı da sevdireceğim deme. Sana dekolte giydirirler. Sonra dans ettirirler göbek gibi göbek attırıp da. Kart zampara. Al bunu da programına koy, dünya görsün. Ben söylüyorum sana bunu buradan. Amerika'dan veriyorum sana yayını. CIA ajanı dediğin konuşuyor sana. Ahmak herif. Hadi. Hodri meydan. Bir şeyh oğlu değil, bin şeyh oğlu koysan programına, sen bunlardan tövbe etmediğin sürece işin zordur. Sakın bir daha bu millete ben dekolteyi sevdireceğim deme. Bu millet zaten dekolteyi senden önce sevdirmiş. Senin çok sevdiğin en büyük zampara. Selanikli. Selanikli sevdirmiş bu millete.
süngü zoruyla soydurmuş milletimizi. Çarşafı süngüyle çıkartmış. Yırttırmış, attırmış. Süngü zoruyla soyduğumuzu şimdi süngü zoruyla giydiremiyoruz. Ahmak herif, gerizekalı. Ya ahmak gerizekalısın ya da sen İslam düşmanısın. Bu söz seni dekolteyi sevdireceğim demek seni İslam'ın dışına atar. İmanını kaybedersin. Allah'ın haram dediğine helal diyorsun. Allah'ın yasakladığını sen ben bu halka sevdireceğim diyorsun ahmak herif. Hiç değilse o ben dinsizim dedi. Cenaze namazı da kılınmadı. Yoksa sen mi kıldın ona cenaze namazını? Yoksa gidip orada imza atmakla onun ceyinde sen de bol bol imza at git geri. Beni de şikayet et. Git oraya söyle. Şikayet et. Yaz kitabına. Amerika'dan birisi çıktı şimdi sana vuruyor de. Öyle bir beton yığını koymuş kafasına ki kalkamıyor da istese de. Ahmak. Biraz daha göbek aç şimdi sen şeyde. Televizyonda. Kedilerini, civcivlerini de göbek attır seninle beraber. Tavşancıklarını oynat. Tövbe etme de seyret. Aman canım, bana Evliyalar Sultanı oğlunu gönderdi. Ve beni övüyor. Vay ahmak, gerizekalı. Aç Kur'an-ı Kerim'i oku. Okuyorsun. Aç ve oku. Rabbil Alemin Hazreti Musa'yı Firavun'a gönderiyor. Ve ona diyor ki, ya Musa, ona iyi konuş, ona güzel konuş, ona edepli konuş. Onu öv biraz dedi. Tuh ahmak herif. Hiçbir şey anlamamışsın. Bu kadar sana yeter. Şimdi İngilizce sohbetimizi yapalım. Al, istediğin gibi harca. Çünkü artık bensiz yaşayamıyorsun. 24 saat. Sana her gün bir celer veririm oyalanman için. Merak etme. Hele sen bir de benim etrafımdaki adamlara saldırdın ya. Benim adamlara ve zincir koymadım. Kimse zincir koyamaz. Hepsi arslandır. Şimdi seyret ne çekersin onların elinden. Biz senin ne ajanından korkarız. Biz senin ne tecenden korkarız. Ne bizi alıp da mahkemeye vermekle bizi durdurursun sen. İstediğin kadar ver. Bol bol koştur. Çok öyle artistik yaptı da ben çok affederim insanları falan deyip sonra garip çocuklar iki kelime söyler senin için. Evlerine polisle gönderiyorsun. Kompütörlüğünü de aldırıyorsun. Mahkemeye verip sonra özür dilettiriyorsun. Allah Allah. Maşallah. Rahmet hazinesiymişsin. Ama Nakşibendi, Osmanlı Nakşibendiler senden çekinmiyor hiç. Bütün mahkemeler senin elinde olsa biz en yüksek mahkemeden korkarız. Senin mahkemenden değil. Senin cumhuriyetin mahkemesinden korkmuyoruz biz. Senin istiklal mahkemelerinden korkmuyoruz biz. Senin degemelerinden de korkmadık biz. Korkmayacağız inşallah. Bir de utanmadan rezil herif. İstiklal mahkemelerini övüyorsun. İstiklal mahkemeleri Allah'ın evliyalarını asmış. Bir de onlara gerici diyorsun, yobaz diyorsun. Tuh sana. Hadi bunu da reklam yap. Göster. Patronlarına göster. Tuh onlara da. En büyük zamparaya tuh. Oradan öğrenmişsin zamparalığı. Kart zampara. Bunu İlelebet taşırsın tövbe etmezsen bu ismi sen. Bu isim senin, hediyemdir sana. Hayırlı olsun. Evet. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.